Bir türlü göremediler. Kimlerden mi söz ediyoruz? Genç yaşta evlendikleri için mağdur edilenlerden, yuva kurdukları için hapsedilen kocalardan, isteyerek evlendiği için kocasından ayrı bırakılan kadınlardan, baba hasreti çeken küçük çocuklardan. Genç evlilik mağdurları Ankara'ya giderek defalarca görüştükleri yetkililerin kendilerine verdikleri sözleri artık yerine getirmelerini istiyor. Beşinci yargı paketi bu anlamda önemliydi. Yargı paketinde de mağduriyetlerin sonlanmasına yönelik adım atılması bekleniyordu. Ancak bu anlamda adım atılmayınca tepkiler de gecikmedi. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, aile bakanlarımıza sesleniyorum. Bizi artık görmezden gelmesinler. Biz 10 yıllık bir cezayı hak etmedik. 25 yaşındayım. 10 yıl önce eşimle severek istediğim gibi evlendim. Çok özledim babamı. Bir kere gittim. Babamı istiyorum. Tayyip dede. Lütfen babamızı gönder. Hakan Bey, Hayati Bey, önemli bu konu. Zaten gündemimizde konuştuğumuz bir mesele. Öyle mi Mehmet Ali Bey? Bir an önce bu işleri bizim neticeye kavuşturmamız lazım. Aileyi Koruma Kanunu'nun aileyi korumadığı, bilakis dağıttığı, mağdur ettiği gerçeği hala görülmüyor. Kanunların mağdur ettiği 8 bin aile ise mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Evlilik dışı yaşanan ilişkilerin serbest olduğu ve bu tür ilişkilere herhangi bir ceza uygulanmadığı süreçte karşılıklı rızayla evlenen gençlerin cezalandırılması tepki çekmesine rağmen adım atılmıyor. Feminist kliniklerin oluşturduğu lobiler eliyle şekillendirilen kanunlar adaleti baltalıyor. Genç yaşta evlendikleri için mağdur edilen, tecavüzcü damgasıyla yaftalanan binlerce kocanın yuvasından kopartılarak hapsedilmesi maşeri vicdanı yaralıyor. Mağdurlar defalarca hükümet yetkilileriyle görüşmelerine ve söz almalarına rağmen yaşanan sıkıntıların giderilmemesine tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanımız kızım Sıla'yı yanına çağırdı ve ben de gittim ve mağduriyetimizi anlattık. Cumhurbaşkanımız Sıla kızımız daha fazla üzülmesin, bunu bir an önce çözün talimatı verdi. Birinci yargı paketini beklediler, olmadı. İkinci yargı paketini beklediler, yine olmadı. Üçüncü yargı paketinde de olmadı. Dördüncü yargı paketinde olur dediler, yine beklentileri karşılanmadı. Bir umut beşinci yargı paketini beklediler. Ancak umutlar bir kez daha yara aldı. Çoluğum çocuğum çok mahkum kalıyor. Ellere babalar geldik çok uzun ağlıyor. Bizim babamız nerede değil. Meclise sunulan 5. yargı paketinde genç yaşta evlendikleri için hapsedilen binlerce kişi için yine adım atılmadı. Dışarıda babalarından yoksun çocukların, kocalarından uzak kadınların çığlığı yine duyulmadı. Lütfen babamızı gönder. Ben babamı istiyorum. Kaç gündür babamı bekliyorum. Babam ama gelmiyor. Çocuklarım her gün bekliyor. Sürekli soruyorlar. Ne zaman gelecek diye. Özlüyoruz diyor. Ya maddi olarak da manevi olarak da çok şey yaşadık. Kamuoyu bugüne kadar yaşanmış ve hala daha yaşanan yeni mağduriyetlerin giderilmesini bekliyor. Bu bağlamda 5. yargı paketinin içerisine genç yaş evlilik mağdurlarının özgürlüklerine kavuşması için gereken düzenlemenin yapılması isteniyor. Adaletin bir kısım insandan veya bir kişiden yana olmak değil, haktan yana olmak olduğunu söyleyen mağdurlar, hukukun herkes için adaleti gözetmesi gerektiğini ifade ediyor. Söylemekten insan çekinmiyor ama artık hani bir şeyler olsun istiyoruz, bir umutla geliyoruz çünkü biz meclise. Aynı şekilde vekillerden randevular aylar önceden alınıyor. Sürekli görüşmeler içerisindeyiz. İkinci yargı paketi denildi, çıkmıyor. Kanuna göre genç yaşta evlenenlere 8 ila 15 yıl arasında ceza veriliyor. Yine yasaların aslında meşru olarak birlikteliği, yani evliliği nitelikli suç sayması halinde bu ceza 16 yıldan aşağı olmayabiliyor. Genç evlilik yapanlar 16 yılla yargılanırken ceza indirimi almalarına rağmen 10 yıl gibi bir süre cezaevinde tutuluyor.